Merhaba arkadaşlar. Derman Doğada YouTube kanalına hoş geldiniz. Zona nedir? Zona hastalığı su çiçeği hastalığına neden olan varisella zoster virüsünün yeniden aktif olmasından kaynaklanır. Sadece daha önce su çiçeği geçirmiş olanlar yaşamın ilerleyen dönemlerinde bu hastalığı geçirebilirler ve nadiren de olsa su çiçeği aşısı almış olanlar da zonaya yakalanabilir. Zonanın belirtileri nelerdir? Cilt bölgesinde karıncalanma veya ağrılı yanma hissi şiddetli olabilir. Baş ağrısı veya genel bir uyuşma veya kaşıntı hissi birkaç gün sonra ilgili bölgede döküntü bazı kişilerde enfeksiyon kaynaklı belirtilerde görülebilir. Ateş, baş ağrısı, titreme, mide rahatsızlığı. Kısa sürede organların sinir hücrelerinde aşırı bir ağrı hissedilmeye başladığından eğer ateş yükselirse kesinlikle doktora gidilmelidir. Genellikle pratisyen hekimler hastanın tıbbi geçmişini alarak ve döküntülerine bakarak tanı koyabilir. Nadir durumlarda doktor ciltten bir örneği veya kabarcıktan gelen sıvı test etmesi gerekebilir. Numuneler daha sonra virüsün varlığını doğrulamak için bir tıbbi avutarı gönderilir. Nim yaprağı lapa Nim yaprakları antiviral özellikleri sahiptir ve varisella zoster virüsüne karşı tedavi edici özelliği vardır. Nim yapraklarını ezerek lapa haline getirin ve kızarıklara uygulayın. Alternatif olarak banyo suyunuza da birkaç nim yaprağı atmanın cevabı olabilir. Elma sirkesi Elma sirkesi zona ve su çiçeği kaynaklı kızarıkları mücadelede kullanılmaktadır kabarcıkların üzerine eşit miktarda ılık su ile seyrettirilmiş elma sirkesi uygulayın. Veya ılık banyo suyunuza 2 ile 4 bardak elma sirkesi katarak içinde biraz uzanın. Sirkenin asidizasyonu kabarcıkları kurumasını hızlandırır ve kaşıntıyı hafifletir. Kalendula Aynı sefa yağı Aynı sefa çiçeği iyileştirici özellikleriyle bilinir opati de kaşıntı hafifletmek, su çiçeği ve zonanın neden olduğu kabarcıkların iyileşmesini sağlamak için kalendula yağı ve jeli kullanılır. Kalendulanın anti özellikleri vardır ve yara iyileşmesini hızlandırdı ve ayrıca cildi beslediği bilinmektedir. Bu bitkiden bulunan flamonitlerin bu etkiden sorumlu olduğunu düşünülmektedir. Yulaf ezmesi Yulaf, kaşıntı önleyici özelliğiyle bilinir. Döküntülerinizin kaşıntılarını hafifletmek için banyo suyunuza yulaf ekleyip bu suyla ıslanıp sonra durulanın. İnce öğütülmüş yulaf suyla karıştırıldığında bir kütleye dönüşür. Bu cildinizi kaplar, cildinizi yatıştırır ve kaşıntı affetir. Yulafın bu sakinleştirici özelliğinin içerdiği gluten nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Kapsayesi merhem. Kırmızı biberle bulunan bir bileşen olarak kapsayesin zona ağrısını hafifletebilir. Bu bileşik ağrı sinyallerini beyninize iletmeye yardımcı olan madde PAD verilen bir kapsayesini merhemler piyasada mevcuttur. Ayrıca evde de yapabilirsiniz. Bir tutam toz kırmızı biberi sadece cilt merhemiyle karıştırın.